Bismillahirrahmanirrahim. Hadi Allah kabul etsin. Sağ ol, sağ ol. Tepsi getirir misin sana zahmet? Tamam, tamam. Sevin, büyük bir tepsi lazım. Heh. Bak bir daha söylüyorum. Bu kurbanın eti bizim eve girmeyecek. Tamam Erdem, tamam. Etleri sen taşıma, kolunu arayacak yine. Olur. Baba, baba, baba. Ne yaptın sen Mehmet Efendi ya? Biz çocuklar kan görmesin diyoruz. Sen pis kanı çocukların orasına burasına sürüyorsun. Niye pis olsun mübarek kan? Adettendir hem, nazar alır. Allah Allah, Allah Allah. Sevil! Sevil! Ne oldu Erdem? Hemen çocukları banyoya götür. Niye ki? Ya görmüyor musun? Sürmüş kanı çocukların üstüne. Yüzlerini yıkasınlar o zaman. Hayır, banyo yapacaklar. Kalk 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 Edip, kalk. Sen yıka o zaman, işim var şimdi, uğraşamam. Edip. Hadi oğlum yemek hazır. Edip. Hadi bak balığa götüreceğim seni. Eşek kadar adam oldun ya. Bırak biraz da oynasın. Yok, kalk. Kalk. Baba yarın bizimle ne parka götürsene. Bakarız kızım. Lütfen baba, lütfen. Olur, tamam.
Ben bakarım. Git üstüne. Aferin. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Sevin! Sevin! Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi bayramlar. Ellerinize sağlık. Ne zahmet ettiniz? Afiyet olsun. Afiyet olsun. Demek. Teşekkürler size de iyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Teşekkür ederiz. İyi bayramlar güzel kız. Çocuklara söyleyin onlar da uğrasınlar. Tabii yollarım. Hadi iyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi günler. Hadi geç. Erdem ne yapıyorsun? Niye döküyorsun? Nerede nasıl piştiği belli değil Sevil. Ben yemem, çocuklara da yedirmem. Ben yerim. Sen yeme, sen yeme. O kadar uğraşmışlar. Yazdıklarımı okudun mu? Okudum, çok iyi olmuşlar. He. Hadi gidelim gidelim. Nereye? Luna Park'a gidecektik ya. Şimdi gidemeyiz kızım, benim işim gücüm var. Ama söz verdin. Ama şimdi gidemeyiz. Bak benim çalışmam lazım. Edip sen de söylesene, söz vermedin mi babam? Ya Erdem söz verdin gerçekten, gidelim hep beraber. İyi. Tamam peki. Hadi hazırlanın çocuklar, gidiyoruz. Çekil mi be? Yok arkadaşım, istemez sen. Abi bayram hatırası, bugün ne hatırası bu abi? İstemez dedik ya arkadaşım. Allah Allah. Şu atlı karıncanın üstündeki kıza çocuk var ya. Bak bak, şu mavi gömlekliyle şapkalı olan, onları çek. Tamam be abla. Sevgi, Edip buraya bakın. Bakın çocuklar böyle. Bir de şöyle ailece çekeyim be abla. Hadi geçin. Ya abi yapma, bayram hatırası be ya. Tamam abi, çekiyorum böyle. Sabah yine ararız. Keser demeyeceğim. Açmıyor. Konuşuyor falan gitti herhalde. Geziyorlardır İstanbul'da. Bak tatile gideriz ha. Çok özledim. Ne var sanki İstanbul'da Erdem? Ben burada çok mutluyum valla.
akşam gelip alırım seni. Ben geç çıkabilirim, sen bekleme beni. İyi, sen misin? Şiirlerin bir kısmını yolladım. Bir oku, fikrini söylersen sevinirim Murat'cığım. Giremedik işte ya, ne yapalım? Aslında birkaç yayın evinden haber bekliyorum. Gel. İnşallah, inşallah. Tabii kardeşim, dile kolay. 7 sene oldu burada. Vallahi gerekirse her şeyi bırakacağım. Ama yine taşınacağım İstanbul'a. Sıkıldım buradan ya, her şey aynı. Öyle diyorsun da Murat'cığım. Biz iğneyle kuyu kazıyoruz burada. Ha tamam. Tamam, oldu, oldu. Hadi görüşürüz, sağ ol, sağ ol. Altı, iki, dört. Sekiz. Sekiz, bu. On, on iki. On iki. Elde var? Bir. Ha. İkili bir. Ben geldim. Çok yoruldum bugün. Oğlum. Yediniz mi yemeğinizi güzelce? Ben hepsini bitirdim. Aferin benim kızım. Of. Bak Fatma anne ne vermiş bana. Anne deme şu kadına. Çok güzel olmuş kızım, çok güzel olmuş. Memnun ol, içeri gelsene sen. Oğlum sen şu toplamaları yap. Ne oldu? Annemin komşusu aradı akşam. Niye, ne olmuş ki? Hastanedelermiş. Ne olmuş? Sen şöyle otursana bir seveyim. Erdem. Annen felç geçirmiş. Acıktınız mı? Ben acıktım. Ben de. Alın bakalım. Sen acıktın mı Erdem? Yok, ben pek acıkmadım. Paylaşalım istersen. Olur. Her şey iyi olacak. Helal
çalışacağız hep beraber. Hem paramız olunca kendi evimize çıkarız. Edip. Uyusana oğlum, bak herkes uyudu. Edip! Edip! Dur oğlum! Erdem, bir şey mi çarptık? Nereden bileyim ya bu karanlıkta? İyi misiniz? Oğlum? Siz geçin içeri. Yolun kenarına koyalım Arda. Ha yok, ben dokunamam. Ölmüş zaten Sevi. Sen bin o zaman. Ben böyle bırakamam bu hayvanı. Alo. Edip, oğlum. Anneciğim, nasılsın? İyi oğlum. Tatilde geleceksin değil mi? Tamam. Sevgi iyi, ders çalışıyor. Anneanne nasıl olsun oğlum, aynı. İstediğin bir şey var mı? Tamam oğlum. Edip, baban sesleniyor yavrum. Konuşuruz yine. Dikkat et kendine. İyi geceler. Allah, çocuk gibisin Erdem. Öbür kolun nasıl, bu nasıl olmuyor mu? Ne yapayım? Uzanamıyorum. Tersine geliyor. Sen gelsene şöyle. Ya dur, kız içeride. Dur. Dur. Gel, üstündekini çağırma. Dur. Ya duyacak. Şu banyonun kapısı bir türlü kapanmıyor. Unutma da bir bak. Aklımda. Git kızım. Çıkıyor musun sen de? Evet, akşam danışmanım var. Hadi bakalım.
aracılığıyla yapılan açıklamaya göre, geçen Haziran ayında imzalanan anlaşmanın denetlenmesine yardımcı olan 70 kişilik Birleşmiş Milletler Tacikistan Gözlemciler Heyeti, başkent Duşanbe'nin doğusunda ciddi çatışmaların meydana geldiğini bildirdi. Önceki gün patlak veren çatışmaların 3 muhalefet üyesinin tutuklanmasından kaynaklandığı belirtildi. Nasıl yani? Şimdi senden başka kimse yok mu bu işleri yapacak? Kaçta geleceğim dedin? Buradayım, buradayım. İyi. Tamam oldu, hadi görüşürüz. Sağ ol, sağ ol. Ben geçiyorum. İyi geceler. İyi geceler. Heh, tamam. Tamam Andan Kaptan. Bir saat oradayım ben. Tamam. Yok. İstanbul ederek hazırladık bir şeyler. Tekrar söyler misiniz Tufan Bey benim geldi mi? Tabii. Erdem Yalçın dediniz değil mi? Söyledim Erdem Bey.
Teşekkürler. Hoşçakalın. Tekrar görüşürüz. Hoşçakalın. Tufan Bey. Merhaba Erdem Bey. Nasılsınız? İyiyim. Ya benim çok önemli bir toplantım var şimdi. Her şey yolunda mı? Yolunda, yolunda. Fakat ben geçen kitapçılara baktım. Benim kitabı sordum. Yok dediler. Dağıtımla ilgili bir sorun mu var acaba? Yok ama yeni baskı yapmadık. Birkaç ay içinde yapacağız. O zaman bulursunuz. Merak etmeyin. Ama kimse bana söylemedi bunu. Yoğunuz bu ara. Çocuklar unutmuştur. Çalışmalar nasıl gidiyor? Yeni kitabı ne zaman okuyacağız? Çok yakında. İyi, o zaman tekrar konuşuruz ha. Tamam. Görüşmek üzere. Toplantıya yetişme bazen. İlginize teşekkürler. Sağ olun. İyi günler. Sevil Hanım, bence mutlaka kabul etmelisiniz. Kariyeriniz için çok iyi olacak. Sizin gibi bir müdür yardımcısıyla çalışmak bizim için büyük bir şans. Teşekkür ederim. Bilmiyorum ki, büyük sorumluluk. Sizin fikrinizi değiştiririm bilmiyorum ama maaşınız da tabii ki ona göre artacak. Öncelik benim için bu değil tabii ama. Acele etmeyin, iyice düşünün. Birer çay da alır mısınız lütfen? Teşekkürler. İşim erken bitti Sevil. İçeride misafir var. Hanımlar, iş yerimden arkadaşlarım. Eşim Erdem. Erdem Yalçın efendim. Memnun oldum. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim efendim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Buyurun, rahatsız olmayın lütfen. Sen çay alır mısın? Olur. Siz nasılsınız hanımefendi? Teşekkür ederiz. Sağ olun. Şeref verdiniz evimize. Çok mersi, çok mersi. Niye gelmişti o kadınlar Sevil? Şirkette müdür yardımcısı olmamı istiyorlar. Ha. Sen de kabul mü ettin hemen? Hayır, zaten yeterince çalışıyorsun. Ya bir şey kabul ettiğin falan yok Erdem daha. İyi peki. Peki Sevil, sen misin? Sonra yetişemiyorum, yok çok çalışıyorum falan deme de. Tamam Erdem, tamam. Hayır yani ben söyleyeyim. Büyükşehir Belediyesi şehir tiyatrolarında büyük ilgi gören Ahmet Hamdi Tanpınar'ın ünlü eseri Huzur, 7-10 Nisan tarihleri arasında son kez Harbiye Muhtemelen... Ne zaman başlayacak baba? Bilmiyorum ki. Bundan sonra herhalde. Edip'te arayıp haber verecek. Aradım ben. Evet, şimdi de bu haftaki kitap bölümümüzde sizler için seçtiklerimiz. Erdem Yalçın'ın Sır isimli şiir kitabı kütüphanenizde mutlaka olmalı. Ama yazarın hala tam olarak olgunluk dönemini yansıttığını da söyleyemeyiz. Kitapta yer alan fısıltı ve duvar şiirlerinde kullandığı üslubun diğerlerinden oldukça farklı olmasını... Olgunluk dönemiymiş. Sen ne anlarsın bir şiirden? Salak herif. Ben biraz dolaşacağım. Erdem geç oldu ama. Sen öğrendin mi mayoyu nereden alacağımızı? Hı hı, Hacı tarif etti yine. Okuldan çıkınca gider alırız. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Anneanneme de süt açalım mı? Olur. Bize 2 süt aç, 2 de tavuk göğüs. Peki efendim. Tartına koyar mısınız? Babam niye sinirli bu aralar? Kitabın satışları pek iyi değilmiş. Sen takma kafana. Buyurun. Teşekkür ederiz.
Anneciğim, beğendin mi? Fena yapmıyorlar fırında süteci. Anneanneciğim, biliyor musun? Sevgi Hanım müdür yardımcısı oluyor. Sevgi. İyi mi yaptım bilmiyorum ama çok ısrar ettiler anne. Çok yorulacağım tabii. Daha fazla çalışmam gerekecek. Ama olsun, maaşım yükselecek. Kızım, anneannenin kitabını oku. Ben de işlerimi halledeyim. Doğduğu kasabadaki çocukluğunu gördüm. 7 yaşlarındaydı. Bir bayram günü akşam üzeri babasıyla birlikte kasaba taşına dolaşmaya çıkmışlardı. Hava kapalıydı. Boğucu, sıcak bir gündü. Yer, belleğinde kaldığının aynısı. Belleğinde kalan, şimdi düşünde gördüğünden daha bile silik. Kasaba, avuçları içindeymiş gibi uzanıyor önlerinde. Tek bir ağaç bile yok çevrede. Çok uzaklardan, ta ufukta bir orman karaltısı var yalnızca. Yeni yeni icatlar çıkarıyorlar. Ne yani şimdi bu? Gezmek için bahane. Olur mu öyle şey? İş gezisi bu. Beraber çalışacağım insanları tanımak zorundayım. Ya bırak Sevinç saçma sapan işler. Hiç de saçma sapan değil. Bu işin kuralı bu. Ben de müdür yardımcısı olarak orada bulunmak zorundayım. Gezmeye gitmiyorum ki. Ben sana söylemiştim ama değil mi Sevinç? Bak. Ne gerek var yani şimdi buna? Evet Erdemciğim. Doğru söylüyorsun. Çay yapalım mı anne? Buyur kızım. Anneciğim, kızım, buzdolabında dolma var. Yanına da bir salata yaparsın, tamam mı? Ya tamam anne. Buzlukta da köfte var. Bir de pilav yaparsın. Anne tamam, biz de yaparız bir şeyler. Aferin benim kızıma. Oh. Önce senin yemeğini yedireceğim. Sonra da bize bir şeyler hazırlayacağım. Annem zaten koymuş bir şeyler dolaba. Anneciğim, Edip'le konuştum. Seni çok öptüm. Tatilde gelecekmiş mutlaka. Bu arada dün yüzmeden iyi dereceyi ben yaptım. Hoca bayağı iyi olduğunu söylüyor ama çalışmam lazım yine de. Anne ne zaman geliyordu? Yarın akşam. Hı. Sen abinle mi konuştun sabah? Hı hı. Tatile gelecekmiş. İnanmıyorum ya. Abim bu sene sınava giriyor baba.
Evet. Nereye yazacakmış? Bilmiyorum ki. Daha karar vermemiş galiba. Bir su getirir misin? Tamam anlan kaptan. Ben bir saat orada olurum. Masanın üstünde.
Anneciğim. Oh, özlemişim. Hayırdır? Sen okula mı gittin pazar pazar? Günler karıştırmışım. Kız çok yoruldu, ona neler? Ben biraz konuşayım. Yok. Yok şimdi hiç gitme üstüne. Ne olur bu yaşlarda? Ya okulda bir şey olmuştur, ya arkadaşlarıyla falan kavga etmiştir. Bir şey olmuştur yani. Ben sonra konuşurum. Hem sen merak etme, ben daha fazla ilgilenirim. Tamam mı? İyi. Açmadın mı hediyeni? Aç bakalım, beğenecek misin? Beğenmedin mi? Yok, teşekkür ederim. Baban senin için almış. İçeri git de teşekkür et istersen. Buydu değil mi istediğin? Doğru almış mıyım? Kuralım ister misin? Olur. Ne yapıyorsun kızım? Yumurta düşecek. Dokunma sakın. Neden? Anneleri dokunulduğunu anlarsa terk eder. Bir daha da gelmez yavrum. Ama düşerse ölür. Olsun, sen yine dokunma. Hadi. Bugün antrenman iyi geçti. Evet, hafta sonu çalışmamıza gerek kalmadı. Ne zaman buluşacaksınız bir daha? Yarın okul çıkışı. Yine onlara mı gideceksin? Gitmem. Neden? Ne bileyim, istemedim. Çok sinirli oldu. İçine kapandı. Geçenlerde okuluna gittim. Ama söylemedi. Belki orada bir sorun vardır diye. Notları fena değil. Öğretmenleri de memnun. Ben de üzerine gitmeyeyim diyorum. Ha anneciğim. Bu arada yarın kontrolümüz var. Kahvaltıdan sonra gideriz. Hava güzel olursa dolaşırız biraz.
Yarın hava güzel olacak. Balığa gidelim hep birlikte. Hem size de değişiklik olur. Bu hafta gidemeyiz. Annemi doktora götüreceğim. He. Biz de Sevgi'yle gideriz o zaman. Sıkılırım ben. Hem dersim var zaten. Niye sıkılacakmışsın canım? Ne güzel deniz havası. Dönünce yaparsın dersini. Hem sana da değişiklik olur. Uyumuş. Sevgi. Benimle balığa gel kızım. Konuşmadan hiçbir şey halledemeyiz. Sevgi, bir su verir misin? Kızım. Özür dilerim. Dağılmışım. Alo. Ha, Adnan kaptan. Ben bir saate oradayım. Sen tekneyi hazırla istersen. Tamam, sağ ol. Merhabalar Adnan kaptan. Merhaba Erdem Bey. Kızınızı da almışsınız yanınıza. Evet. Bundan sonra birlikte çıkacağız baba. Değil mi Sevgi? Buyurun. Sağ ol. Evet. Hadi Sevgi. Size hayırlı günler. Çok tazeymiş, çıtır çıtır. Ellerine sağlık. Epey tutmuşsunuz bugün. Evet. 1-2 kilo gelir herhalde. Hepsini siz tuttunuz yani. Kim tutacak Sevin? Lafın gelişi söyledim canım.
İyi bir taslak bence. Sanırım en iyi kitabınız bu olacak. İsmi için bir şey düşündünüz mü? Yok. Atlı Karınca. Zaten kitabın en iyi şiiri bu bence. Yok, ben onu kitaba koymayı düşünmüyorum. Nasıl ya? Öyle bir şiir yani. Ben her şeyi bunun üzerine kurdum ama. Yani o şiiri çıkaramazsınız. Akşam işe geri dönmem gerek. Önümüzdeki hafta teftişler var. Nasıl yani? Bu saatte işe mi gideceksin? Of Erdem, lütfen. Zaten yorgunum. Tamam canım. Bir şey demedim. Yani istiyorsan seni gelip alayım diyecektim. Gerek yok. Bu tarafta oturan arkadaşlar var. Onlarla dönerim. İyi. Sen bilirsin. Anne. Ben de Zanyaper'de kalabilir miyim? İşe giderken beni bırakırsın. Hafta hiç olmaz sevgim. Hemen annenle de ilgilenirsin. Geleceğim demiştin. Ne oldu? Çabuk hallettik işleri. Baban nerede? Bilmiyorum. Ben odamdaydım. Markete gitti herhalde. Allah Allah. Bu saatte mi? Sen yat istersen. Ben bir duşa gireyim. Neredesin? Nereden bu yağmurdan? Hiç. Canım sıkıldı, yürüyüşe çıktım biraz. Dur. Kapıda çıkar ayakkabılarını, içerisi canlı olmasın.
aç mısın anneanne? Peki kitap okuyayım mı sana? Salonun ortasında beyaz atlas kumaşla kaplı bir tabut. Tabutun dört bir yanı trilenklerle doluydu. Tabutun içinde çiçekler arasında beyaz sürgü izleriyle mermerden yontulmuş gibi bembeyaz kollarını göğsünün üzerinde kavuşturmuş bir kız çocuğu yatıyordu. Ama darmadağınık sapsarı saçları ıslaktı. Çiçeklerden yapılmış bir taç vardı başında. Ciddi, artık sertleşmeyi yüz tutmuş yüz çizgileri mermerden yontulmuş gibiydi. Ama rengi gitmiş dudaklarında donup kalmış, hiç de çocuksu olmayan gülümsemede sonsuz bir hüzün, büyük bir yakınma vardı. Tanıyoruz bir kızı. Tek bir tasvir, tek bir mum yoktu tabutun çevresinde. Doğa da duymuyordu. Kendini suya atıp intihar etmişti bu kız. Daha 14 yaşındaydı. Ama paramparça bir yüreği vardı. Kendini perişan etmiş, hakarete uğramış bir yürek. Bu tertemiz ruh hiç de hakkı olmayan bir utançla dolmuş. Attığı son umutsuz çığlığı kimse duymamış. Karanlık, soğuk, ıslak bir gecede rüzgarın uğultuları arasında kaybolup gitmişti. Uyandı. Yataktan kalktı. Pencerenin önüne gitti. Elde odamıyla sürgüyü buldu. Pencereyi açtı. Rüzgar amansızca saldırdı daktarıcık odaya. Kız ona her seferinde yalvaran gözlerle bakıyordu. Ama adamın elleri duymuyordu. Kız kurtulmak istiyor ama işe yaramıyordu. Kız bunu hak edecek ne yaptığını anlayamıyordu. Gördüğü babasının yüzüydü. Ama bunu ona yapan babası olamazdı. Yanma, yanma. Yalvarırım yanma diye ağlıyordum. Annem gelirse beni öldürür dedim. Ama o dinlemedi. Birbirimizi daha çok sevdi dedi. Korktum. Canım yanıyor dedim ama öldürmedi. Şimdi ondan nefret ediyorum. Gece de uyumak istemiyorum. Yemek yemek istemiyorum. Keşke bilmeseydim diyorum. Utanıyorum. Annemin yüzüne bakamıyorum. Sanki herkes bunu biliyormuş gibi geliyor. Ama benim bir suçum yok. Yemin ederim hiçbir şey yapmadım. Gitmek istiyorum buradan. Gitmek istiyorum. Ne yapayım? Keşke biri söyledi. Ne yapayım? Olayım anneanne. Kaçayım mı? Gideyim mi buradan? Ne olur beni söyle. Dikkatle gelin. Evet evet cenaze yerim. Ben iyiyim merak etmeyin. Ya yalnız değilim zaten. Tamam canım görüşürüz. Hoş bulduk. Başınız sağ olsun. Sağ ol canım. Hadi geçin.
akşam yoksa yarın cenazeden sonra kurumun konusunu konuşuruz. İstersen hem yarın hem bu akşam konuşsun. Yok istemiyorum. Tamam, yarın konuşsun o zaman. Yok, gerek yok şimdi. Olur mu öyle şey, günahtır. Olsun. Peki. Ya banyonun kapısı bozulmuş. Kapatıyorsun, geri açılıyor sonra tekrar. Ben bakayım isterseniz. Abi sırası mı şimdi? Boş ver. İyi peki. He, Sevgi demin Sevgili teyzesini çağırdı. Odandaydı. Tamam, bakayım şimdi. Ne oldu anne? Beni çağırmışsın. Sen yat istersen biraz. Yok, iyiyim ben. O zaman ben Edim'in yanına gideyim. Yalnız kalmasın. Yok, Sevgi. Özür dilerim kızım. Özür dilerim. Annem ben. Anlayamadım. Anlayamadım işte. Haberi alınca ne yapacağımı bilemedim. Çalışma masasına dokundurmaz yaksın. İşte o bir sanki bilerek bırakmış masasını. Yeni çıkacak kitabını buldum. Okumaya başladım. Önce hiçbir şey anlamadım. Sonra iki şiirini tekrar okudum. Önce konduramadım. Sonra her şey gözümün önüne geldi. Ne biçim ya neymişim ben yavrum? Ne biçim ya neymişim ben yavrum? Tamam anne, lütfen. Anne, cenazeyi neden kasabaya geri götürüyoruz? Hayatta nefret ettiği yerde kalmasını istiyorum. Anne, ne olur Edip'e bir şey söyle. Peki olay nasıl olmuş? Tam nasıl oldu bilmiyorum. O gün yayın evine sonra da balığa gidelim demişti. Ben de evdeydim. İki polis geldi. Bir kaza oldu falan deyip söylediler işte öldüğünü. Öylece kaldım kapıda. Ayşe'yi aradım. Beraber gittik işte. Hastanede önce beni sakinleştirmeye çalıştılar. Ama ben olduğundan emin olmak için görmek istedim. Yanına götürdüler. Uyuyor gibiydi sanki o kadar. Thank you.
Artık tekneyle siz ilgilenirsiniz Handan Bey. Teşekkür ederim. İyi günler. Bu gömlek sana çok yakışmış Tayfun. Edip'te gelmene çok sevindim Tayfuncuğum. Annenler nasıl, konuşamadık doğru dürüst. İyiler Sevil teyze, çok selam söylediler size. Sağ olsunlar. Ne güzelmiş şu fotoğraf. Ne zaman çektirmiştiniz? İstanbul'a taşımadın önce. Hatırladın mı? Yok. Bayramdı galiba. Hep beraber La Park'a gitmiştik. Hatırlamadım. Senin tahta bir atın vardı. Hatta hiç oynatmazdın beni onunla. Hatırlamadım diyorum ya Sevgi. Uzatma. Çıkıp gezsek mi biraz? Ne gezmesi kızım? Aslında hiç de fena olmaz. Hem hava almış oluruz. Ben istemem. Siz gidin. Ama gecikmeyin, tamam mı? Peki. Hadi kalkalım o zaman. Oturalım mı şöyle? Ben işte bak geliyorum şu an. Ne olur abi ya? Ne yapıyorsun sen? Ne var? Deneyim bir tane. Kızım denemesinden olmaz bunun. Bir de sporcuyum diyorsun. Ya tamam. Merak ettim işte. Söyle. Söylesene. Yok bir şey. Hadi gidelim. Annem merak etti. Sevgi, sen o yürüyüşe çıktığımız gün ne söyleyecektin? Hiç. Önemli değil. Söyle bana, söyle ne oldu? Her şeyini aldın mı oğlum? Aldım anneciğim. Unutma bir şeyini. Aldım aldım, merak etme. Oğlum okula varınca arayın, olur mu? Tamam anneciğim, merak etme. Dikkat et kendine. Sevgi, ben geldim kızım. Anneciğim. Ne yaptın kızım saçlarını? Hizmete bonenin içine zor sayıyordum.
Tamam. Yarın kuaföre gideriz, düzeltiriz saçlarını. Yeni geldim ben de. Olur kızım. Annesi babası rahatsız olmasın. Tamam. Paran var mı? Tamam kızım. Ben de seni. Nasıl geçti? Ne yaptınız? Hiç. Yemek yedik, film izledik. İyi kızım. Bugün anneanneni gezmeye götüreceğim. Benimle balığa geleceksin Sevgi. Yoksa hiç iyi olmaz. Sizin için geliyorum hemen. Benim kefenim mor. Tabutum ucuz bir günah teknesi. Gönderinde sevgimin çeyiz kanları, utanç taziyemi tören edenlerin alnına sürülür nazarımda. Ölü şerbetiyim. Zehirli bir merasim suyu ağıtlarda dağıtılan, yutulup ekşiyen, dağılan kadının yüzü. Sevgi utancının dibinde leşimin helalliğini tükürüyor. Ter kokan mezarımda. Sapsarı bir yük kadının yüzü. Kızılca kıyamet sevginin nefret rengi. Gözleri ölgün. Ağlamıyor. Yüksünmüyor dahası.
Öpüyorum alnın yaralarında. İniltim sıvazlıyor bedenini. Sevgi paramparça. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahussamed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahussamed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر Seni Luna Park'a götüreyim mi? Atlı karıncaya bineriz. Götür baba. Hadi o zaman. Aa, ama kapanmıştır şimdi orası ya. Olsun, biz de evde oynarız.